tokbokçu yemeye gidiyoruz. Heyecan teyzeyden yorulur. Aylin, Aylin yaptı. Tizey var, tizey var. Buraya gelen ünlülerin imzaları. Zaten bence güzel oldu yani. Merhaba arkadaşlar, ben Aylin. Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle daha önce de bahsettiğim artık Kore'deki böyle gezilecek yerler ve yenecek yemekleri böyle parça parça tek tek göstermek istiyorum. Böyle günlük hayatım böyle vlogların içinde değildi. Demiştim bunu sanırım. Dedim diğer videoda olması gerekiyor. O yüzden bir ilk önce bir saray gezimiz olmuştu. Şimdi de tokbokçu yemeye gidiyoruz. Siz çok istediniz demek isterdim ama sadece bir kişi sordu. Ben de ona cevap verdim ve o da tokbokçu dedi. O yüzden kazanan o oldu arkadaşlar. Önce tokbokçu yemeye gideriz. Tokbokçu Kore'de böyle pirinç keki dediğimiz böyle acılı bir kek gibi de düşünmeyin. Yani bu yemek hani biraz daha böyle yapış yapış hafif olan bir yemek. Tabii ki içine çok fazla malzeme de girip böyle farklı yani ramyon da giriyor, sebzeler de bir giriyor falan filan ama biz tokbokçu nerede yiyeceğiz? Eskiden böyle en meşhur olan Tteokbokki Town diye bir yer var. Zaten Dongnam'ın yakınlarında. O yüzden bugün oraya gideceğiz ve orada yiyeceğiz. Tabii ki de şimdi tteokbokki yapan, güzel yapan çok fazla mekan var. O yüzden tteokbokki deyince hadi oraya gidelim denmiyor. Yani her yerde tteokbokki yiyebiliyorsunuz. Ama eskiden tteokbokki dediğinizde oraya gitmeniz gerekiyordu. En güzeli, en meşhuru her zaman orada olduğu söyleniyormuş. Ama ben birazcık dün yorumlara baktığımda eskisi kadar güzel değilmiş. Öyle selyalardı ama yine de gidip orada denemek istiyorum yani. Size de bunu ortak etmek istiyorum. O zaman tteokbokki yemeye gidelim. Metroda nereye gideceksiniz, ne yapacaksınız falan diye böyle bilgi panoları hep oluyor. Şimdi size de böyle bir yerden göstereyim. Şimdi ben buraya geldim. Şimdiden yanıtlayayım. Buradan sonra 8. çıkışa gideceğim ve böyle bir şekilde burada. Evet işte böyle gidince hop buraya gidiyoruz. O zaman şimdiden yon 8. çıkış Tteokbokki Town. Gidelim. Ve şimdiden yon Tteokbokki Town'a gelmiş bulunuyoruz. O zaman gidelim ve tteokbokkimizi yiyelim. Ha bu arada ben bugün kiminleyim bunu söyledim mi? Dırırırım. Selam ver. Selam aleyküm. Aleykümselam. Peki bir şey söyleyeceğim. Nasıl? Az önce öğrettiğim türküyü söylemek ister misin? Nasıl? Az önce öğrettiğim türküyü. Heyecan teyzeyden yoruldu. Heyecan teyzeyden yoruldu. Araba geliyor. Lastik yoruldu. Buralar benim tahminimden daha da bir meşhurmuş galiba. Sıralara bakın. İnanılmaz. Şurada da var. Biz nasıl yiyeceğiz ya? Çok kapalı burası. Bu Tteokbokki Town'un en ünlü olan restoranları bu girişteki sağdaki ve soldaki olan yer olduğu için onların önü şu an sıra deli gibi. Ama diğer bütün sokaktaki restoranlar bomboş. Sahipleri dışarıda oturmuş. Şu an ben de üzüldüm. Orada yemek istiyorum ama orayı da denemek istiyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Kafa karışık. Normal buranın yani meşhur olan Shindangdong tteokbokki seçtik. İşte böyle acılı var, deniz ürünü var, böyle farklı çeşit olanlar var ama en sade ve en güzel olan yani best yazıyordu. Onu denemek istedik ama burası o kadar kalın, o kadar seç var ki burası olacak bilmiyorum. Ve tteokbokkimiz geldi. Aslında tteokbokkiler şunlar yani pirinç keki dediğimiz şey ama bu tteokbokki yemeğin içinde çok fazla şey var. Mesela şunlar mandu var, deniz balık keki var, ramyon var, sebzeler var falan içinde böyle bir şey geldi. Hafif bir sulu olacak. Tabii bir de içinde gördüğünüz gibi farklı bir makarna daha var. Bu pişsin bir karıştıralım. O zaman size bir göstereceğim. Ve tabii ki de tanmuji. Bunu düşürdü. Tanmuji. Bu benim en sevdiklerimden bir tanesi. Böyle sarı turp düşünebilirsiniz. Şurada olan şu fotoğraftaki. Kore yemekleri genelde böyle ortaya gelen
ocak mı diyeceğim, hani elektrikli gazlı ocak mı? Elektrikli değil arkadaşlar, bu yanında böyle gazı var. Elektrikli iki gazlı. Tamam, düzelttim, düzelttim, sakin ol. Elektrikli iki bu. Bitti mi? Ya bitti. Tamam, okey. Bu gazlı ocakların üstünde yemekler pişer ve genelde 2-3 kişilik, yani ortada olur. Böyle tek başına alıp yiyeceğiniz yemek çok az vardır. Vardır ama keyfi böyle çıkar. O yüzden tabii ki de biz de gene böyle yiyoruz. Çekeceğiz. Hadi bakalım. Ya çapstik vermiyor ya. Evet ya, çapstik vermiyor, çatal veriyor. Makapoki genelde böyle yiyor ya. Evet. Çünkü çok yumuşak arkadaşlar. Yani bakın, gerçekten yumuş yumuş olduğu için böyle yiyor. Bak bak, kibarcığa bakın. Normalde yediğin gibi yesene. Bak bak ye. Aylin yaptı. Yani bu kelime var ya. Sakay. Aylin yaptı kelime. Yani. Bana sakay. Yo. Öyle diyer miyim? Diyersin sen diye. Her şey diyor. Yedik içtik, doyduk. Hatta biraz fazla doyduk. O yüzden normalde böyle kalan suya, genelde Kore yemekleri böyledir. Kuru yemeklerde kalan suya pilav eklenir ve en son o pilav böyle cuk gibi bir şey oluyor. Ama nasıl söyleyebilirim bunu, Türkçe bilmiyorum. İşte böyle pilavla yenir. Sosla pilav böyle karıştırılır. Ekmek banarsın ya, bunlara pilav koyarsın. Öyle bir düşünebilirsiniz. Öyle olur normalde ama bizim onu yapacak bir yerimiz kalmadı. Çok yediniz, o yüzden biz pilav eklemeyeceğiz sonrasında. Ama siz gelirseniz ve henüz tam doymadıysanız mutlaka pilav ekleyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Bitti bitti. 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 Yapabilirim ben. Sen şiştim, dayanamıyorum artık demedin mi? Şiştim. Artık oraya kadar var. Oraya kadar geldi. Bu ne? Yemek kaydı, ne yapayım? Bir tane dok kalmış orada. Yemekleri varsa ben yiyorum. Aferin sana. Şimdi size şurada yazanı söylemek istiyorum. Gördüğümde şaşırdım çünkü Kore'de böyle bir şey daha önce görmedim galiba, yani hiç dikkat etmedim. Ya da eğer 19 yaşından küçük bireylerle geliyorsunuz ve aynı masada oturuyorsanız o masaya içki satışımız yoktur diyor. Yani şaşırdım biraz. Evet, 19 yaşı yani sigara ve alkol satış tabii ki de burada da yok ama aynı masada yok şeyini ben herhalde ilk defa görüyorum. Sen daha önce gördün mü böyle bir şey? Görmedik. Biz yapamıyoruz ama siz buna pilav koyun arkadaşlar. Koyun pilav. Hala yiyor ya. Ya yemek nasıl bu kadar alıp çıkayız. Aferin. Hepsini ye. Ben bittim. Ben daha fazla yiyemem. Ben bittim. Ama yiyorsun. Yemek var, ne yapayım? Aferin sana, iyicecik. Ondan sürekli şişiyor biliyor musun? Çünkü Deniz yemek bırakmayı sevmiyor. Hepsini yiyor ama çok zorlanıyor. Evet.
Dizeyi var, dizeyi var. Bu da gelen ünlülerin. Kimler gelmiş ben okuyamıyorum. Hangisi? Aa, Igamsu gelmiş. Çok seviyorum ben bunu. Başka? Sizin burada var mı? Aa, Hüce Sap da gelmiş. Kim Jong-un, Çiçak Çin hepsi bunları. O zaman bu şey Running Man gelmiş bence. Bu arkada da var. Şimdi orayı da size bir göstereyim. Kaçam. Burada da var. Vay bu ne ya? Buraya gelen ünlülerin imzaları. Hansura, Eric, Jobon, 2AM, herkes kara. Yani. Biz buraya geldiğimizde ki bu sırayı hatırlıyor musunuz? Sıfır sıra şu an. Ne oldu? Öğle yemeği falan mıydı? Biz mi yanlış zamanda geldik? Arkadaşlar rahat rahat şimdi konuşayım. İstedim. Dokboki'nin güzel miydi? Tabii ki de güzeldi. Dokboki'nin kötü olma şansı yok bence. Hiçbir yerde dokboki kötü olamaz. Ha, ama bunu yemek için buraya kadar gelir miyim? Yok. Gelme. Ama şey bir tık farklı olan şey şuydu. Kocucan bu biber salçası gibi düşünebilirsiniz. Onun kokusu bir tık daha yoğundu. O yüzden mesela tam böyle rengi de hafif böyle kahverengi gibiydi. Normalde böyle çok kırmızı da olabiliyor. Ama biz mesela marketten falan da ben tteokbokki çok sevdiğim için aldıklarımda işte böyle hani eski tarz tteokbokki, işte acılı tatlı tteokbokki, böyle çeşit çeşit tteokbokki onlardan çok alıp bir yediğim için farklı farklı tatlarda. O yüzden bana çok farklı gelmemiş de olabilir. Ama ilk kez yediğinizde ve daha sonra başka bir yerde yediğinizde bir tık daha farklı geliyor olabilir ama ben tteokbokki aşığı bir insan olduğum için yani biraz fazla çeşit yedim. O yüzden de bana böyle gelmiş olabilir emin değilim. Az önce çok komik bir şey oldu. Şey ben size böyle video çekerken işte böyle fotoğraf falan çekiyorum etrafta şey yapıyorum falan ya. Bir tane amca geldi ki gel de senin burada fotoğrafını çekin burası çok güzel. Dedim yok istemiyorum teşekkür ederim ben sadece bir video çekiyorum falan dedim. Ondan sonra yok gel de senin fotoğrafını çekeyim zorla benim fotoğrafımı çekti. Ben poz bile veremedim çok utandım. Şunun yanında çekmek istedi beni ve çekti ne yaptı etti. Burada çekilen programlarda çıkanlar. Yani YouTube'u çekim gibi. İzlediğiniz program var mı burada? Bunlar buraya gelmişler. İzlediği program var mı? Onları burada çekmişler. Kopyacı. Öyle işte. Buraya gelenlere bakın. Burası da güzel. Bir daha da burayı deneyelim mi sonrakinde? Sonra bir daha hiç gelmeyiz buraya. Ya yukici gelmiş buraya. Ve tteokbokkimi yedim. Ben burada yedim. Yemek serimizin ilki tteokbokkiyle başladı. Bence güzel oldu yani. En sevdiğim yemeklerden bir tanesiydi. Başka merak ettiğiniz bir yemek varsa yorumlarda yazarsanız gidip onu denemeye çalışacağım. Eğer en meşhur yeri Seul'de değilse gitmeye çalışırım ama söz vermiyorum. Baştan bunu söyleyeyim. Her şey yerinde yemek istiyorum ama çoğu yemek de başka şehirlerde olabiliyor. Bunu daha önceden yapmıştım işte. Çünçönok dakika yemeğe falan filan gittim. Ama bir daha böyle bir şey yapabilir miyim şu an bu durumda yani? Zamanın sıkıntısı yüzünden bilmiyorum. Emin değilim. Onun sözünü vermiyorum ama Seul'de en güzel yapan yeri bulup orada denemeye çalışacağım sizin için. Dediğim gibi merak ettiğiniz yemekleri yoruma yazın. Oradan devam edelim. Bir kıvranıyor da bir şey mi söyleyeceksin? Hoşçakalın. Okey. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Haftaya görüşürüz.